Arkadaşlar merhabalar elimizde bir bağlaç sorusu var cümle şöyle diyor sivil savaş sırasında kadın öğretmenler doğal olarak erkekleri sayıca açtılar 16'ya 1 boşluk erkekler savaşa ve savaşla ilişkili endüstrilere gittiler şimdi burada nasıl bir ilişki var erkeklerin savaş ve savaşla ilgili endüstrilere gitmeleri sebep Kadın öğretmenlerin doğal olarak erkekleri sayıca aşması sonuç. E, sonuç ve sebebi aşağıdakilerden hangisi bağlar? Ez bağlar. Çünkü anlamında bir isterseniz birlikte çevirerek oturtalım oraya. Diyor ki sivil savaş sırasında kadın öğretmenler doğal olarak erkekleri sayıca aştılar 16'ya 1. Çünkü erkekler savaş ve savaşla ilişkili endüstrilere gittiler. Do, zıtlık yapar, e rağmen. E, if, eğer demektir. Koşul ve varsayım cümleleri bağlar. If'in yanında eğer buradaki gibi went of gibi bir verb 2 varsa ana cümlesinde bir daha past simple göremeyiz arkadaşlar. Görmemiz gereken şey bu durumda type 2 ya da e, mix type olabilirdi. Would, could, might gibi modal verb'ler olurdu. In case olması durumunda arkadaşlar, in case'in yanında istenmeyen bir şey, önlenmek isteyen bir şey, e, ana cümlesinde ise önlem tedbir olması gerekir. E, zaten de aynı if gibi baktığımızda paralel bağlaması gereken bir bağlaçtır. Before ise önce anlamına gelir ve zamansal sıralama yapar. Buraya before'u koymak anlamca uygun değil. çünkü çünkü erkekler savaşa ve savaşla ilişkili endüstrilere gitmeden önce kadın öğretmenler sayısını aştı diyemeyiz değil mi? Eğer before değil de after olsaydı erkekler savaşa gittikten sonra kadın öğretmenlerin sayısı erkeklere aştı o zaman after da doğru cevap gerçekten olabilirdi. Cevap B şıkkı. Arkadaşlar merhabalar. Elimizde bir preposition sorusu vardı. Edat sorusunda benim özellikle önemsediğim ve sizlere hatırlatmak istediğim kalıp predisposition to idi. Bir şeye yönelim, eğilim derken hep yanına ea yönelme anlatan to getiriyoruz. Predisposition to, inclination to, tendency to, nokta noktaya eğilim yönelim. Cümlenin de bu durumda zaten doğru cevap olarak bizi to kimde var? Adana'da a'ya götürmesini bekliyoruz ki ikinci kısmı da kontrol ettiğimizde about'un anlamca uyduğunu göreceğiz. Cümleye şöyle bir bakalım ve ebatı da uydurmaya çalışalım anlamca bakalım. Diyor ki tutum öğrenilmiş bir eğilimdir, yönelimdir neye? Genellikle istendik ya da istenmedik bir biçimde, şekilde belirli bir objeye e, tepkiye, cevaba öğrenilmiş bir eğilimdir, yönelimdir tutum diyor. E, ve her tutum e, bir obje hakkındadır, objeyle ilgilidir ve Obje bir insan, bir ürün, fikir ya da bir olay olabilir diyor. Hakkında anlamında değil mi? Ebad burada doğru olduğunda hakkında ilgili diyor arkadaşlar. Tutum bir obje ile ilgilidir. Bir obje hakkındadır, hususundadır diyor. Cevap A şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. Elimizde bir diye bilgisi sorusu var. Birinci boşluk için sadeleştirme ya da gerund infinitif. ikinci boşluk için ise tense bilgisi ve model verb bilgisi sınanmakta. Şimdi birinci boşluk e, bu elimizde bulunduğuna göre cümlenin başında ben ortak özneye göre sadeleştirme yapıldığını bildiğimden ne yapıyorum? Ortak özneyi buluyorum ki ortak özne bir kişi. Yanında nesne var mı? Aktif mi pasif miye karar vermek zorundayım. E, reach ulaşmak demek arkadaşlar. Yanında nesne var mı? Tam ahlaki etik olgunluğa ulaşmak. Yanında nesne ne var? Yani aktif olmalı. Bir de anlam olarak kontrol edelim. Diyor ki tam etik e, olgunluğa tam ahlaki olgunluğa ulaşan bir insan mı derim? Tam ahlaki olgunluğa ulaşılan bir insan mı? Ulaşan. Bu durumda pasif olanları elemek zorundayım. Bursa'daki having been reached arkadaşlar ulaşılmış olan elenir. Reached ifadesi ulaşılan pasiftir elenir. Being reached ulaşılmakta olan pasiftir. Edilgen çatıyla yapılmış bir sağ değiştirmedir. Elenir. A ve C şıkları elimizde kaldı. Reaching dersek Ulaşan bir insan deriz ki olabilir. E, normalde to ile sadeleştirme yapılmaz ama to reach'i ulaşmak için diye düşündüğümden ve aktif olduğundan tuttum. Şimdi ikinci kısmı kontrol edeceğim. Adana'da used to create diyor arkadaşlar. Geçmiş zamandan bahsetmesi lazım. Yaratırdı, oluştururdu. Must create ise oluşturmalıdır diyor present. Yukarı gidip geçmiş bir zaman ifadesi var mı bakıyorum. Bir insan fiil de create oluşturmak, onun kendi ahlaki sistemlerini oluşturmak ki bu sistemler e, Diğer yaşam formları ve bütün insanlarla bir ağla, e, bağlantı algısından, hissinden ortaya çıkan ahlaki sistemlerdir diyor. Hocam elimizde zaman ifadesi yok geçmişe dair olduğuna göre. O zaman ben used to eleyebilirim. Must create, present olduğu için elimde kalır. Peki tüm cümlenin bir çevresini yapalım arkadaşlar. Anlamca hoşumuza gidecek mi? Kontrol edelim. Diyor ki e, tam ahlaki olgunluğa erişmek için bir insan onun kendi etik ahlak sistemlerini yaratmalıdır, oluşturmalıdır. Ki bu sistemler bütün insanlar ve diğer yaşam formlarıyla bir bağlantı algısından, hissinden ortaya çıkan doğan sistemlerdir diyor. Zaten mekmak için anlamında kullanılan to reach gibi to work bir ile başlayan cümlelerin bunu yapmak için böyle yapmalı anlamını çok kullandığımızdan devamında cümlede must, should, need to, ought to, have to gibi ifadeleri sık görürüz arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. Elimizde bir preposition yani edat sorusu vardı. Aslına bakılırsa birinci boşluktan hemen sonrası ve bir ikinci boşluktan da hemen öncesi bize İki tane şık hakkında ipucu veriyordu. E, birincisi integrating verb ayıncıyı biz hep şunu söyleriz. Verb ayıncıyı varsa ilk aklınıza gelenin by olması gerekir. Ha Anlamını kontrol ediniz. By integrating mesela entegre ederek doğruysa okey ama doğru değilse başka şıklara elbette yönelebiliriz. Sonuç olarak integrating bir verb ayıncı olduğu için bir isim olduğu için e, önüne her tür preposition elbette alabilir. İkinci kısımda ise generated ifadesi arkadaşlar My Madde, metot, konsept, teori gibi isimleri niteleyen sadeleştirilmiş pasif bir sıfat cümleciydi. O yüzden e, generated, üretilen, oluşturulan anlamına geldiğinden şurada pasif olduğuna göre bir by kullanımı değil mi uygun düşebilir. Yani B ve E'yi kontrol etmemiz gerekiyor. Öncelikle bursa ile başlayalım. İkinci kısmında in koyabilir miyiz, yazabilir miyiz bakalım. Diğer disiplinlerde... Oluşturulan, üretilen madde, metot, konsept falan diyebiliriz arkadaşlar. In gayet uygun. Bir de Edirne'yi kontrol edelim. Birinci boşluğa from olur mu? Hibrit bir akademisyen, onun kendi disiplininin sınırlarını geçen, aşan bir uzmandır. Onun araştırma faktörlerinin içine entegre etmekten der miyim? Demem. From uygun değil değil mi? Ama entegre ederek derim gerçekten. Böylelikle doğru cevap Bursa'ya ulaştık. Şimdi tam anlamıyla anlam kontrolünü yapalım. Diyor ki, hibrit bir e, akademisyen, alim, bilim insanı, e, onun kendi disiplininin sınırlarını, e, onun araştırma faktörlerini, değişkenlerini, teorilerini, konseptlerini, metotlarını ve diğer disiplinlerde üretilen, yaratılan konusunu entegre ederek e, sınırlarını geçen aşan bir uzmandır. Cevap arkadaşlar B şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. Bir bağlaç sorusuyla karşınızdayız. Hemen cümleyi incelemeye başlıyorum. Virgüle kadar olan yan cümlede ilk sosyologların pek çoğu uygulamaya ilgiliydiler diyor. Ana cümlede virgülden noktaya kadar olan yerde diyor ki klinik Sosyoloji sözcüklerini kullanan bilinen en eski teklif öneri Milton C. Winternitz tarafındandı. Ki o bir doktordu. Nasıl bir doktor? 1920'den 1935'e Yale Tıp Fakültesinin dekanı olan bir doktordu. Arkadaşlar pek çok sosyolog değil mi ilk sosyolog de uygulamaya. Ama asıl öneri kimden geldi? Winternitz'den geldi. Yani bir karşılaştırma, bir zıtlık var. Ama dememi sağlıyor. Aşağıda zıtlık bağlayıcı kim vardı? Weil vardı. Anlamca oturuyor muydu? Hemen bir kontrol edelim isterseniz. Ondan sonra doğru olarak işaretleyelim. Diyor ki, ilk sosyologların pek çoğu pratiğe uygulamaya ilgiliyken, ilgili olmasına rağmen klinik sosyoloji sözcüklerini kullanan en eski bilinen e, öneri teklif Wilton C. Winternitz tarafındandı ki o 1920'den 1935'e Yale Tıp Fakültesinin dekanıydı diyor. Dekanı olan doktordu diyor. Cevap D şıkkı çok net iken diye de okusanız, eramen diye de okusanız anlamı bize veriyor. Since iki anlamı vardır. Birisi past simple ve present perfect'i bağlayan den beri. İkincisi ise çünkü yani için anlamında da kullanabilirsiniz tabi başa geldiğinde bir koz ile eş olanı. Ezdo ezif ile aynıdır sanki mış gibi anlamını verir. Only when sadece böyle olduğu zaman anlamındadır. Zaman uyumu ister ve koşulludur. If eğer demektir. Koşul ve varsayım anlatır. Eğer if'in yanında past varsa ana cümlesinde would, could, might bekleriz.